çıkıyor. Koş Eyvah! Yakalandık. Ben sana insanlık yaptım, bir kötü mü oldu? Ben bir şey demedim. Nasıl bir şey oldu? Anlamadım. Ya müdahale eder misiniz? Şakacının aklına vurdular. Ama deyip de koskocaman devletin komiserini niye kandırıyor ki benim lafımı? Arkadaşım kim kandırıyor? Dediniz başlarına. Gelmeyen kalmadı. Seni savunacağım. Yardımsever şakazedeler nasıl çileden çıktı? Dedi ki bak dedi seni gasp edelim dedi. Polis bey gelir misiniz yanıma? Ünü dalga dalga dünyaya yayılan şakacı Mustafa Karadeniz'den bu kadar da olmaz dedirten müthiş bir şaka. Şakacı bu kez bir lokantadaydı. Hem de lokantanın sahibi olarak. O akşam sakin sakin yemeklerini yemek için lokantanın üst katını tercih edenlerse hayatlarının hatasını yaptı anlayacağınız. Buranın çalışma fırsatı yok da bir şey yemek yediniz bizim a**çı mısınız tamam mı? Hayırdır? Polis gelecek de polis üst katın fırsatı yok. Çalışma fırsatı yok. Saka. Sen üst katın çalışma fırsatı yok tamam mı? Tamam. Sen bizim arkadaşımızsın ve bizi ziyarete geldin. Müşteri olduğunu söyleme tamam mı? Ağlayamazsın sen sen. Yine ses yapma. Abi otur. Atla. Bak. Aman abi yardım et. Lokantanın üst katının çalışma ruhsatı olmadığını söyleyen sahtekar patron dürümünü elinden aldığı müşteriyi işte böyle tufaya düşürdü. Şakacının aklına vurdular. Ama deyip de koskocaman devletin komiserini niye kandırıyor ki benim lafımı? Arkadaşım kim kandırıyor? Dediniz. Başlarına gelmeyen kalmadı. Seni savunacağım. Yardımsever şakazedeler nasıl çileden çıktı? Dedi ki bak dedi seni gasp edelim dedi. Polis bey gelir misiniz yanıma? Ünü dalga dalga dünyaya yayılan şakacı Mustafa Karadeniz'den bu kadar da olmaz dedirten müthiş bir şaka. Şakacı bu kez bir lokantadaydı. Hem de lokantanın sahibi olarak. O akşam sakin sakin yemeklerini yemek için lokantanın üst katını tercih edenlerse hayatlarının hatasını yaptı anlayacağınız. Buranın çalışma fırsatı yok da bir şey yemek yediniz bizim a**çı mısınız tamam mı? Tamam. Hayırdır? Polis gelecek de polis üst katın ruhsatı yok. Çalışma fırsatı yok. Saka. Sen üst katın çalışma fırsatı yok tamam mı? Tamam. Sen bizim arkadaşımızsın ve bizi ziyarete geldin. Müşteri olduğunu söyleme tamam mı? Ağlayamazsın sen. Yine ses yapma. Abi otur. Atla. Bak. Aman abi yardım et. Lokantanın üst katının çalışma ruhsatı olmadığını söyleyen sahtekar patron dürümünü elinden aldığı müşteriyi işte böyle tufaya düşürdü. Bir anda neye uğradığını şaşıran zavallı müşteri ise karşısında polisleri görünce durumu kurtarmak için bir türlü dil döktü. Şunu topla. Hoş geldiniz komiserim. Gel Murat gel. Benim komiserim. Biliyorum olacak komiserim. Oğlum oradan... Ocağımız ateş düşüyor lan. Alkın toplayın siz. Müşteri sahtekar patronun önce asker arkadaşı olduğu... Burada normalde müşteri almıyor. Çünkü gördüğünüz gibi burada müşteri falan yok. Bu da benim okuldan arkadaşım Murat. Çay içmeye geldi. Arkadaşım bana yardımcı olun. Söylesene inanmıyor arkadaş oldum bize. Arkadaş olabilirsin. Kabul ediyorum. Arkadaşı ziyaret edemez. Komiserim siz görevinizi yapmaz durumdasınız. Mutlaka tabii ki ama... Lütfen rica edeceğim. İşlem yapacağım aklınızda. Komiserim işlem yapacak bir şey yok ki burada ya. Arkadaşım siz onunla inanmıyorsunuz. Ben farkındayım komiserim. Siz müşteri olduğuna inanıyorsunuz değil mi arkadaşım? Yemek yemediniz mi arkadaşım? Hayır yemek yemedi burada. Bu benim arkadaşım. Geldi çay içmişti komiserim. Buyurun sorun. Konuşsana oğlum ya.
Komiserim inanamıyorum. Ben işten yapmak zorundayız. Ama komiserim yemek yiyen yok ki burada. Bu benim okuldan arkadaşım, sınıf arkadaşım. Beni ziyarete gelmiş. Çay içiyordu burada. Yemek olsa neyse. Küpeyi evet, onun hayatında 6 tane istiyor. Tam kaynanan mı sevdi çiçekler abi. Limon ve mandalina galiba değil mi? Bu limon evet. Evet, onları da alabiliriz. Önce aldılar. Bunlar olmadı. Niye hayatım? Ya hayır olmadı. Vazgeçtim ben bunlardan. Annem... Beğenmedin mi? Sonra vazgeçtiler. Bak güneşte daha farklı hayatım. İstemiyorum ben. Çiçekçiyi nasıl çılgına çevirdiler? Uzun zamandır görüşmüyoruz. Bir arkadaşımı ziyarete geldim. Bunu da yiyorum arkadaşım. Herhalde bir program yapacağım. Şimdi sıkıldı. Bakın bizim şakacı Mustafa Karadeniz, şakazedemizin başına daha ne çoraplar ördü. Ya tamam, siz devlet memurusunuz, size yardımcı olmak zorundayız ama arkadaşımı ziyarete geldim. Uzun zamandır görüşmedim. Bunun sözleriyesi ne? Arkadaşım ben kanunları... Ama tamam. Ama benden böyle olmayacak. Böyle olmayacak. Tamam beyefendi, böyle olmayacak. Ben tamam, siz farkındasınız herhalde. Anladığım kadarıyla anladınız müşteri olduğunu tamam, arkadaşımızın. Yani yalan söylemenize gerek yok. Burada yemek gelmiş. Yani akraba olabilir. Tamam komiserim, farkındasınız. Arkadaşım olmadığını anladınız. Müşteri oldu. O da bize yardımcı olmak çalıştığı için şey yaptı. Siz söyleyin. Yani kusura bakmayın, bizi affedin komiserim. Beyefendi müşteri. Biz arkadaşız ya. Hayır, yalan konuşmaya gerek yok. Devleti komiseri yani, hiç yalan konuşmayalım. Hoppala, ne diyor bu adam ya? Tamam, yalan yani konuşmayalım. Benim görevim ben, yani ben kör değilim. Benim görevimin içine geliyorsunuz ki. Komiserim, tamam, yalan konuşmayalım. Beyefendi de arkadaşım değil, o da bize yardımcı olmak için arkadaşım dedi. Müşteri, yemek yedi, bizi affedin komiserim. Nasıl yalan söylüyorsunuz bana ya? Ben ne diyorsun? Yalan söylüyorsunuz bana. Ya gerçeği söyle de peki affeder misin? Abi ne gerçeği, ben müşteriyim, ben ne bileyim senin ruh satıyorum, sen bana... Tamam ben de onu diyorum zaten. Beyefendi müşteri diyorum. Ama hayır komiserim, ben burada iş yapıyorum. Niçin yalan söylüyorsunuz bana? Burada yemek yiyorsunuz, müşteri demin arkadaş. Hayır komiserim, ben size yardımcı olayım, kimliğimi vereyim tamam da. Biraz önce vermiyordunuz. Hayır tamam da onun için komiserim, ne bileyim. O dedi benim dostum diye, ben demedim ki. Kim demedi arkadaşım, ne diyorsun sen ya? Hayır şey diyor. Olacak şey. Sahtekar patron sıkışınca bir anda satıverdi kendisine yardım etmek için çabalayıp duran müşteriyi. Biraz önce siz niçin yalan söylüyorsunuz? Hani arkadaşıydınız? Ama komiserim ya. Hani arkadaşınız arkadaşım, ben burada görevimi yapıyorum, sen de görevimi yapıyorsun. Ben size yardımcı yani olayım yani, sonuçta kanunları uygulatan insanlardan bir tanesisiniz ama... Peki niçin yardımcı olmuyorsun? Arkadaş kafadan ya geldi bana öyle söylüyor. Ya arkadaşım bir şey söylesene komiserim. Komiserim doğru söylüyor. Neyi niye doğru söylüyor ya? Ya sen de müşteriden sonra dostum diyorsun ya benim için. Niye yalan konuşuyorsun ki abi? Ya niye? Arkadaşım ya komiserim şurası. Ama abi yanlış yapıyorsun sen. İyi de abi sen yaptın yanlış. Abi sen senin görevine engelliyorsun arkadaşım. Sen niye bana söylemedin ya? Abi tamam da sen komisere niye çıldırttırıyorsun ki? Abi niye çıldırttırıyorsun? Sen niye devletin memuruna konuşuyorsun ki ben? Dostum. Komiserim. Baştan yalan söyledin arkadaşım. Yalan konuştu. Arkadaşım bana yardımcı ol dedi. Polis geliyor dedi. Şimdi ben ya tamam yapayım. Dedim de sen bana uymak zorunda mısın abi? Seninle yalan konuşuyor musun? Ben sana insanın yaptığında kötü mü oldu? Ben bir şey demedim. Sakin, nasıl bir şey oldu? Sakin ol. Ya müdahale eder misiniz? Vay başına gelen. Zavallı şakazede derdini anlatmıyor. O dedi benim dostum diye. Ben demedim ki. Kim demedi arkadaşım? Ne diyorsun sen ya? Hayır şey diyor. Olacak şey. Sahtekar patron sıkışınca bir anda satıverdi kendisine yardım etmek için çabalayıp duran müşteriyi. Biraz önce siz niçin yalan söylüyorsunuz? Hani arkadaşıydınız? Ama komiserim ya. Hani arkadaşınız arkadaşım, ben burada görevimi yapıyorum, sen de görevimi. Ben size yardımcı yani olayım yani, sonuçta kanunları uygulatan insanlardan bir tanesisiniz ama... Peki, niçin yardımcı olmuyorsun? Arkadaş kafadan ya geldi bana öyle söylüyor. Ya arkadaşım bir şey söylesene komiserim. Komiserim doğru söylüyor. Sen ya, neyi doğru söylüyor ya? Ya sen de müşteriden sonra dostum diyorsun ya benim için. Niye yalan konuşuyorsun ki abi? Ya niye arkadaşım ya komiserim şurası. Ama abi yanlış ya, yapıyorsun sen. İyi de abi sen yaptın yanlış. Abi sen senin görevimi engelliyorsun arkadaşım. Abi tamam da sen komiseri niye çıldırttırıyorsun ki? Abi niye sen niye devletin memuruna konuşuyorsun ki ben? Dostum. Komiserim. Baştan yalan söyledin. Komiserim. Yalan konuştu. Bana yardımcı ol dedi. Polis geliyor dedi. Şimdi ben ya tamam dedim de sen bana uymak zorunda mısın abi? Seninle yalan konuşuyor musun? Ben sana insanın yaptığında kötü mü oldu? Ben bir şey demedim. Nasıl bir şey oldu? Sakin ol. Ya müdahale eder misiniz? Vay başına gelen. Zavallı şakazede derdini anlatmaya çalışıyor ama ne yapayım? Sahtekar patron öyle şeyler söylüyor ki çıldırmak işten. Komiserim bana geldi yalvardı. Ne olur dedi. Ben dedim yalan konuşmak zorunda mı? Memur sizi kandırmak zorunda mı? Sakin ol. Ama komiserim, hoşuna geldin. Tamam ben... Ya tamam da komiserim ben... Bana yalvaran bu ya.
Tamam yalvardım doğrudur ama ben yalvardım diye sen bana uyup da niye Demet'in komiseri kandırmaya çalışıyorsun öyle değil mi komiserim? Nereden çıktınız akşam akşam ya? Bu kadar da olmaz yani. Benim lafıma itimat edip de koskocaman Devlet'in komiserini niye kandırıyor ki benim lafıma? Dediniz tamam. Beyefendi sakin olun. Yok ki. Kardeşim yalan söylüyorsunuz bana. Ama yalan söylüyorsunuz. Tamam beyefendi siz sakin olur musunuz? Hem yalan konuşuyorsunuz hem de saldırıyorsunuz. Şimdi de yaptığın çok ayıp demez mi? Şakazede'nin sabrı öyle taştı ki sonunda masadaki bardaklardan birini şakacıya, pardon sahtekar patrona fırlattı. Niçin devletin memura yalan söylüyorsun arkadaşım? Komiserim bana kendisi... Cengiz Bey! Aslanlar ne olur be, yoldaşı olur arkadaşlar. Aslanlar dedi ya, aslanlar dedi. Yardımcı olur lütfen ya bana. Yardımcı olur musun size? Ya tamam da, tamam da. Ya arkadaşım sen niye bir şey diyorsun, sen niye diyorsun ki? Arkadaşım hayır, ben bir şey... Hayır ben seni savunacağım. Komiserim lütfen yalan yalan. Bir saniye sakin olur musunuz ya? Bir saniye sakin olur musunuz ya? Aman Mustafa Karadeniz, dikkat! Ortalık iyice kızıştı. Şakanın suyu çıkmadan gel sen en iyisi bu işi tatlıya bağla. Memur bey ben kimliğimi vereyim size yani sonra ama yalan söylüyorum. Yalan.